Üçgende açı bağıntıları. Şimdi başlıyorum bakın. Şöyle başlayabilirim. Ben kendim de üçgen çizmek istiyorum. Yani hangi bir üçgen? Çekiliriz arkadaşlar. Ayrıca şöyle de yorum yapabilirim. Şöyle daha net görmeniz için. Şöyle kendim de yorum yapabilirim. Diyebilirim ben şuna. Mesela bu doğru. Bakın. Doğru olarak da düşünebilirim ben. Peki arkadaşlar. Bu açıya ben ne diyorum? İki. Bu açıya ben ne diyorum? Y. Bu açıya ben ne diyorum? Aynı dalını yazdım. Aynı dalını yazdım. Şimdi arkadaşlar. Bu açı nedir? Aynısını yazıyorum. Beta. Şu açıyı şöyle uzattığınız zaman şöyle yapalım. Teta. Bu yöne benim alfa diyelim. Arkadaşlar şimdi benim bildiğim şey bu. Şimdi şöyle baktığım zaman bu yarım daire değil mi? Bakın yarım daire değil mi? Bak. Yarım daire arkadaşlar. Bu yarım daire olduğu için Y artı beta nedir? 80. D artı teta nedir? 80. Ve x artı alfa nedir burada? 80 çıkar. Tamam mı? Şimdi ben bunları ayırabilirim ben bunları. Hepsini topluyorum. İ, Y, Z, alfa, beta, teta. Topla neymiş bu da? 540. Hepsini toplamı. Arkadaşlar burası neymiş? Alfa, beta, teta. 360. Burası nedir? 80. Bakın. Duyuyor mu? O zaman üçgenin iç açıları toplamı neymiş? 180. Dış açıları toplamı nedir? 360. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum bakın. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki şu arkadaşlar bu arkadaşın toplamı nereye eşit? Y ile Z'nin toplamı alfaya eşit. Bak niye? Y'nin komşusu ne? B. Z'nin komşusu ne? Teta. E. Şimdi bakın iki iç açının toplamı birbirine komşu olmayan dış açıya eşit. Şimdi bu ikisinin toplamı bunların komşusu olmayacak. Bunların komşusu olmayan ne var? Alfa var. O zaman Y ile Z'nin toplamı neye eşitmiş? Alfa. Y ile Z'nin toplamı. Devam ediyorum. İki iç açı. X ile Z'nin toplamı neye eşit? Bak alfa, teta, ama bunlar eşit. X artı Z neymiş? Beta. Peki, X artı Y neye eşitmiş? Komşular olmayan ne var? Teta var. Gördünüz mü? Buradan da çıkartabilirim. 2X, 2Y, 2Z. Onların toplamı nedir? X, Y, Z, 180 de bakın yine alfa, beta, teta'yı ben bulabilirim. 360. Evet, devam ediyorum. Bunlar zaten bilindik. Herkesin, her öğrencinin ortaokuldan bildiği konular arkadaşlar. Şimdi soru üzerinden devam edeceğim. Bakın ben buraya ne diyorum? A. Buraya ne diyorum? B. Nokta olan yere A dedim. Çizgi olan yere B dedim arkadaşlar. Bu nedir? A. Bu nedir? B. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Şu A, B ile A'nın toplamı birbirine komşu olmayan dış açıya eşit. Yani A, B artı A eşittir 105. Evet. A artı B. Bir de şuraya gelelim arkadaşlar. Bir de şuraya gelelim. Bakın. B ile A artı B'nin toplamı da burayı vermez mi? Artı A artı B 99. Şimdi buradan ne çıkıyor? Bakın dikkatli izleyin. Dikkatli izleyin. Hepsi topluyorum arkadaşlar. 3A artı 3B eşittir. 204 çıktı. Bakın 204 çıktı. Değil mi? 199, 204. 3'e verebiliriz bunu.
A bölü B'yi bulayım. 3'e bölersem ne bulurum? 204'ü 3'e bölelim. 6 kere 3, 18. 68 çıkartırız. A artı B artı 8. Demek ki şöyle yapalım. Net gözüksün. Şu açı 68. Bu açı 68. Benden şu açı isteniyor. E 68. 68 daha kaçtır? 136. 180'den 136'yı çıkartalım. 44 derece gördünüz mü? 44 derece buldum. Nasıl buldum? Üçgenin iç açıları toplamı kaçtı? 180 derece. Ne yaptı? 136'dan çıkarttım arkadaşlar. Evet, bunun da mantığı bu şekilde. Yazmanızı için bekliyorum. Evet, çözümü de gördünüz. Yazmanızı için bekliyorum. Sadece yaptığım yöntemlere dikkat edin. Bakın ne yaptı? İki iç açının toplamı birbirine komşu olmayan dış açıya eşittir. Tamam mı? İlk yaptığım yöntem budur. Yani A ile A artı B ile B'yi topladım. 2 A. 2 B artı A. Sonra aynı şekilde A artı B ile A'yı topladım. 105. Burada da A artı B'nin 68 olduğunu buldum. Sonra 180'den çıkarttım. Doğru çözüm. Doğru. Bak şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Buraya bakın arkadaşlar. Şimdi bu nedir? A değil midir bu? Bakın bu A. Bu nedir? Bu da A değil mi? Peki bakın. 20 ile neyi toplarsam elde olur? 30'u. Ama 30'u nereye yazmam lazım? Burası değil mi? Bak komşu olmayan bak. Bunun komşusu bu. Komşusu bu. Komşu olmayan bu. 20, 30. Arkadaşlar A ile X'in toplamı da burayı vermez mi? Bakın birbirine komşu olmayan dış açı. Bakın birbirine komşu olmayan dış açı. Yani A ile X'in toplamı A 30'dur. Bak A'lar gitti. X'in üzerinden 30. Ama bakın dikkat edin bakın. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi şunu düşünmem lazım. Bunun komşusu burası. Bunun komşusu burası. Birbirine bakın bu açıya bakın. Bunun komşusu neresi bu? Demek ki bununla bunun toplamı buraya eşitmiş. Böyle düşünmem gerekiyor. Tamam. Evet, mantık budur arkadaşlar. Evet, mantık budur. Evet. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Geçiyorum. Geçtim. Şimdi şuradan devam edelim. Bakın burası nedir? A. Ben soruyu gördüğümde şunu kavrayabiliyorum. A, burada ikizkenar üçgen var. Ne diyelim ben buna? A diyelim. Bak, bu nedir? Bu da A. Niye böyle oldu burası? Evet, niye böyle oldu? Bak, A'nı gördük. Tekrini A'nı gördük. Tamam mı? Devam. Buraya ne diyelim? B diyelim. Buraya ne diyelim? Bu da B. Niye? Bak, bir çizgi, iki çizgi. Gördük mü? Şimdi artık açıların belli. A açısı neymiş? Bakın. A artı B artı 44. B açısı neymiş? A. C açısı neymiş? B. Eşittir. A ile A'yı topla. 2A. B ile B 2B 136. Buna A artı B'nin 136. 2'ye böyle bakmışsın. Şimdi benden istenen ne arkadaşlar? B A C. Benden istenen M B A C. Benden şu açıyı istiyor. Bu aç neymiş? A artı B artı 44. A artı B neymiş? 68 artı 44. Bu nedir? 112 derece. Gördünüz mü? Yani ben üst, en üst. Yani burada benden istenen tepe açısı. Tepe açıyı ben kaç buldum? A artı B artı 8 buldum. 44 derece buluyorum. Ne çıkıyor? 112. Evet, bekliyorum yazmanız için arkadaşlar. Evet. Yazmanız için bekliyorum. Başlayalım. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 4.
örnek 4. Şimdi bakın, şöyle düşünelim arkadaşlar, buraya A diyelim. Bu nedir? Bu da A'dır, değil mi? Peki ben buna B dersem, bakın buraya B dersem, şu açı ne olur? A artı B. Peki, ikizkenar üçgen hatırlayın, A artı B'nin karşısı 2 eşit bakın. O zaman burası ne olur? Bu da A artı B olur. Niye? O da 2 eşit olması için. Gördünüz mü? A artı B'nin karşısı 2 eşit, A artı B'nin karşısı 2 eşit. Tamam. Ben artık sorumu çözebilirim. A artı B artı A artı B artı 56. Değil mi? 56. Eşittir 180. Ne geldi bana? 2 artı. Ve 124 geldi. Artım 56'yı karşı yaptım. Çıkartmış yanıyorum. Peki A artı B nedir bundan? A artı B. Düzgün değil mi? Evet, burada A artı B nedir arkadaşlar? 124'ü 2'ye bölünür arkadaşlar. 62 işte. Demek ki ben burada A artı B'yi 62 olarak buldum. Şimdi bakın, iyice izleyelim. Bunların toplamı neymiş? 62. Evet, üçgenimin ismi nedir? ABD üçgeni, değil mi? Şimdi bakın, ABD üçgeninde AB isim toplamı nedir? 80 derece. AB neymiş? 62. 62 artı 80 ise x nedir burada? 118. Nedir? 118 arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünebiliyoruz. X neymiş? 110. Evet, sorunun cevabı böyle. Bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Evet, geçelim. Örnek 5. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Ne diyelim? A diyelim. Bak niye A diyorum? İkizkenar üçgen çünkü, tamam mı? Şimdi bakın ne yapıyorum? Burası neymiş? A artı 28. İkizkenar üçgen. Tablonun açıları ne o zaman birdir neymiş? Bakın. Gördün mü? Artık nerede bulundum? A artı 28'in karşısında tek çizgi var. Karşısı tek çizgi. Buradan eşit olduğunu anladım. Hepsini topluyorum bakın. A artı 40. Artı A artı 28 artı A artı 28 eşittir 180. Şimdi bakın 1, 2, 3 A. 3 A. 56, 40 daha kaçtı? 96 ne kaldı? 28, 28, 56, 40 daha 96, 180. 3 A nedir burada? 84. 96'yı karşı yaptı, çıkarttı. 84 kaldı. A nedir burada? 28 derece arkadaşlar. A 28 derece. Şimdi bakın ne yapacağım? A'yı 20 yazıyorum artık. 28, 28, x. Ne yapıyorum bakın? 28, 28 artı x eşittir 180 derece. Hangi üçgene göre? ADB üçgenine göre değil mi? ADB üçgenin açısını arıyorum bakın ben. 56 artı x, 80, x nedir burada? 24. Gördünüz mü? Neymiş? 124. Buyurun. Evet. İlk 124 derece. Evet. Yazmanız için bekliyorum arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Şuna bakalım. Evet. Güzel bir soru. Bakın şöyle arkadaşlar, burada iki eş parçaya bölmüşsün. Yani orta taban var bakın. Çizdim. Anlıyorum burada orta taban olduğunu görmem gerekiyor. Çünkü şu D noktasından çizilen çizgi ne yapmış? İki eş parçaya bölünmüş. Ben de şöyle birleştirdim. Ne geldi? Hemen benzerlik teorimi hatırlarsanız. Bir daha işleyeceğiz zaten. Geçmiş yıllardan. Hatırlayabilen de hatırlayabilir arkadaşlar.
Şöyle düşünelim bakalım. Şöyle düşünelim. Bu çektiği çizgi keş parçaya bölmüş ya, benim de buradan çektiğim çizgi keş parçaya bölmez mi? Böler. 17 3 tane de 22'ye bölün. 10. Burası nedir? 7. Peki arkadaşlar, temel benzerlik teoremi neydi? Bakın anlatıyorum. A'nın iki ayağı var. A dersen. A'nın tamamının oranı neymiş? Bir noktaya ben T dersen. T'nin 14 oranı. Bitti bu. 14'ü 2'ye böl. Ne çıkar? 7 çıkar. Peki arkadaşlar, bu ikizkenar üçgen değil mi? Bakın 7 idi. 42 o zaman. 42 iki iç açının toplamı, birbirine komşu olmayan dış açıya eşittir. Burası nedir o zaman? 84'tür. Arkadaşlar paralellik var. Paralellik var. Mesela burası 100 ise, burası neydi? 80. Burası neydi? 100. Bak şu açı. Buna eşittir. X o zaman neye eşit? 84'e eşit. X nedir burada? 84 derece. Gördük mü? X nedir o zaman? 84 derece. Evet, neymiş? 84 kalıyor. Evet, mantık bu şekilde arkadaşlar. Gayet kolay. Ben ne yaptım orada? Şuradan çektim bak çizgiyi. Orta taban yaptım arkadaşlar. Orta taban yaptım. İkizkenar üçgenlerde. İki kaç buldum? 84. Devam ediyorum. Devam ediyorum. 7. soru. Bakın nasıl yapacağım. Dikkat. Önemli bir soru bakın. Şimdi ben evet, hiç üçgen daha işlemedik arkadaşlar. Ama geçmiş yıllardan bilgi birikimimiz olduğunu düşünüyorum. Bakın, şimdi ben bunu nasıl yapabilirim? Şimdi DCY'de bir de şunları kullanmayı da bilelim arkadaşlar. Şöyle mesela DC diyor, değil mi? KB. Bak şimdi ben burada ABD'ye bak, 2K demiyorum. K diyorum. K dersen bak 2K oluyor, tamam mı? Ya burada her zaman 2 hangisinin başındaysa diğerine 2 katı demem lazım. Yani A, B'ye ben K dersem burası ne oluyormuş? 2K oluyormuş. Unutmayalım. Şimdi bak ben ne yapacağım? Muhteşem üçgeni görmek istiyorum. Bak uzattı. Ne geldi? Ne işte? Bak K. Gördük mü? İkizkenar da geldi bakın buradan. İkizkenar da geldi. O da güzel. Şimdi şöyle şimdi ben buna X dedim. Niye? Bak ikizkenar. Burası ne olur? 2x ikizkenar. Bak 2x'in karşısı k. Burası da o zaman 2x. Tamam mı? Büyük üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Büyük üçgen. Bak. K. Şimdi 2x artı 27 buraya eşit değil midir? Bak bu da buraya eşit. O zaman orası da 2x artı 27 değil mi arkadaşlar? İkizkenar üçgen. Şimdi ne yapıyorum? 2x artı 27 artı 2x eşittir 90. 3x eşittir 27'yi karşıya attım 63 geldi. Evet. X nedeni buradan 3'e bölerek tarafı 21 derece. X'i kaç buldum? 21 derece. Gördünüz mü? Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın gayet kolay. Nasıl yaptığıma dikkat et. Tekrar anlatıyorum soruyu. Soru önemli bir soru çünkü. X daha 2x. Unutmayalım bak ikizkenar burası da 2x. 2x artı 27. Bak 2 eşit. Artı 27. Sonra ne yaptı? 90 olduğu için şu kısım 2x artı 27 artı x eşittir 90 derece. Tamam. Evet. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu kısma gelelim. Evet gözükmüyor galiba. Daha net gözüküyor. Şimdi bunları ezberleyebiliriz.
Yani ben bunları çok kullanmayacağım ezber olarak ama yine de göstermemde fayda var. Kural sonuçta. Şöyle yapalım bakalım. Buraya alfa dersen şu I açısını nasıl buluyorum? Bakın şuradaki açıortayları gördünüz değil mi? Dış açıortayları. Dış açıortayların kesim noktası var yani ikisinin. Dış açıortayların kesim noktası gerçeği soruyor bana. Ne yapıyorum? 90 eksi alfa bölü 2 diyorum arkadaşlar. Alfayı 2'ye ver 90'dan çıkar. 90 eksi alfa bölü 2. Şimdi bak, buraya gelelim. Bakın, buraya gelelim. Şuradaki, yani iç açı ortayların kesimi, yani I noktası, iç açı ortayların kesim noktası. Ben burada ne yapıyorum? 90 artı MA bölü 2 diyorum arkadaşlar. Yani ben burada alfa dersen, 90 artı alfa bölü 2 diyorum. Tamam mı? Şimdi gelelim en önemli kısmı. En önemli kısım. En önemli kısım şu. Bakın, dikkat. Burada yanılıyoruz hep, her zaman. Hatalar yapıyoruz şurada. Şimdi, arkadaşlar, her zaman şöyle anlatıyoruz. 50 ise 25. Yarısı. 60 ise 30. Evet, doğru. Her zaman bir açı bir açının yarısı oluyor. Ama arkadaşlar, buradaki istisna olayımız şudur. İstisnamız her zaman şu. Hangi açıortaydan nereye gidiyor? Bakın iç açıortaydan dış açıortaya gidiyorsa yarıya düşer. Dikkat! Bakın burası çok önemli. Şimdi içten dışa gidiyorsa benim açım 100 ise ne oluyormuş? 50'ye düşüyormuş. Ama ya dıştan içe gidiyorsa ya tam tersi olursa ne olacak? O zaman da iki katına çıkıyor. Bakın tam tersi olursa da iki katına çıkıyor arkadaşlar. Burası çok önemli bakın. İçten dışa. Diyelim kelebek. Kelebek. Kelebek diyorum. İçten dışa. İçten dışa gidiyorsa yarıya düşer. Yarıya düşer. Dıştan içe giderse iki katına çıkar. Şekilde. Devam ediyorum. Yazdığımı geçiyorum. Bakın mesela şu formülden düşünebiliriz ama formülden yapmak istemiyorum. Çok formülü kullanmayacağım. Bakın A diyorum. Bu da BB diyor. 136 artı A artı B eşittir neymiş? 180. O zaman burada A artı B ne olur? 180 eksi 136'da 44 derece çıkar. Gördünüz mü? A artı B neymiş? 4 derece. Buyurun. Şimdi benden istenen ne x? Bakın arkadaşlar. 2 artı 2 b'yi buldum. 2 artı 2 b artı x eşittir 180. Bu nedir? Bunu iki parçasını aldım. Bu neydi? 44. 44 çarpı 2, 88 artı 1, 80. Size de buradan 180 eksi 88, 92 çıkartıyorum. Nasıl yaptım? Kuralını uyguladım. Kuralını ezberlemek istemiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Kuralını ezberlemek istemiyorum. Ben burada açıortaylarıma A, B dedim. Buradan A artı B'yi buldum. A artı B'yi bulduktan sonra 2 artı 2 B'yi zaten bulurum dedim. Buradan da X'i yalnız bırakıp sonucumu ifade ettim. Bakın 92'yi. Ne var sonucu? İşte çemberin merkezi diyor. B'ye. O zaman burada ne var? Açıortaylar var arkadaşlar bakın burada. İşte açıortaylar var. Bak yazıyor bana. İşte çemberin merkezi diyor. D noktası dış açıortayların birleştiği nokta. Şimdi ben buna A diyorum, buna B diyorum bakın. Nasıl yapacağım? A artı B artı 48 eşittir 180. O zaman A artı B ne olur burada? 133 var mı? 133 derece çıkar. Şimdi bakın ne yazacağım buraya ben? 180 eksi 2 A. 180 eksi 2 B. Bakın ne yapıyorum? 180 eksi 2 A. 180 eksi 2 b artı 1 eşittir 180. Bak ilk de bunlar alındı.
80 eksi 2 parantezin altı a artı b artı x eşittir kaç kaldı? Gerçekten a artı b kaç? 132 değil mi? 180 eksi 2 çarpı 132 artı 1 eşittir. Şöyle yapalım. 180 artı x şöyle geçtim şu kısma. 80 artı x kalem değiştiriyorum. Bakın. Eşittir. Şu eksi 2'yi ne yaptı? Karşı yaptı. 2 çarpı 132. Ne geldi buradan? 264 geldi değil mi? Evet. 180 artı x. 180'i karşıya yaptım. X nedir buradan? 264 eksi 180. Ne geldi buradan? 84 derece. Bak x'i buldum. X kaçmış? 84 derece. Bakalım işte onu nasıl yapmıştım? Yapmamış. Evet. Sorunun çözüm yöntemi bu şekilde arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Geçtik. Soru o. Evet. Tabii eliniz hemen kelebeği vermeyecekler arkadaşlar. Yani hemen direktman şuradan 72'ye bir 35. Öyle bir şey yok. Her zaman, her zaman arkadaşlar kelebeğin üstünü kapatın. Bunu unutmayın. Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Bakın. Şöyle yapalım. Bak. Şimdi ben buradaki açı atıyorum. 10'sa burası ne olacak? 5. Ben bunu biliyorum. Ama ben buradaki açıyı bilmiyorum arkadaşlar. Bak ne yapacağım? Her zaman kelebeğin üzerindeki kısım açı ortaydı. Burası da 70. 70 kaçtır? 140. Buraya kaç kalır? 40. 40 ise bu kaçtır? 20. Bakın gayet kolay. İşte buradaki açı ortay kısmı görmem gerekiyor. Evet, buradaki nereden geliyor da şuradaki D kolonu düşünebiliriz. 70, 40, geriye 40 kaldı, 40 da 20. Evet, geçiyorum. Evet, şuradan devam edelim. Burası kaç? 40. 68. 40 daha kaçtır arkadaşlar? 108. Ağaçsı kaçtır o zaman? Ağaçsı. Kaçtır? 180 eksi 108. Nedir arkadaşlar? 72. Ama iki tane açı ortay var. Bakın kesişim noktaları var arkadaşlar. Demek ki o zaman bu üç tane açı ortayın kesişim noktası 72'yi 2'ye bölüyor. 36 çıkmaz mı? Yani burası 36 mıdır o zaman? Burası da 36. Bu da açı ortaydı. Devamı ne olacak? 68 artı 36 ne çıkar? 104 çıkar. Evet, onun cevabı 104. Yani alfa burada 104 dereceymiş arkadaşlar. Diş açı bakın. Şu üçgenin diş açısı. Şu üçgenin diş açısı. 68, 36 daha kaçtır arkadaşlar? Alfa'yı verin. Alfa nedir? 2 iç açının ölçüsünün toplamı birbirine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani 68, 36 daha kaçtır? Geçiyorum. Şöyle yapalım. Bakın, güzel bir soru. AB. Bak, şimdi burada AD'ye koyuyorum. Bir de ne var burada? Bir de şuraya koyuyorum. Arkadaşlar, bakın nasıl yapabiliriz başka? Ben buraya A diyorum. A artı 24. Nereye görüyor? BC'ye görüyor değil mi? Burası da A artı 24 olmaz mı arkadaşlar? Bu da AB'yi görüyor. Bunların toplamı burayı vermez mi? Bakın iki iç açının toplamı birbirine komşu olmayan dış açıya eşittir.
Daha artık 48. İkisi kenarlık var. Bu da artık 48. Topla artık bunları. Şu MABD üçgeni. Bakın MABD üçgeni diyorum. Tamam mı? Ne yapıyordu? A artı 48. A artı 48. Eşittir 180 derece. 3A 96. 3A 84. A nedir buradan? 28. A 28. Benden istenen neydi? BAD. Gayet kolay. Siz yapmama dikkat edelim bakın arkadaşlar. A dedim. A artı 24. Nereye gördü? BC kenarı. BC neye eşitti? AB'ye eşitti. O zaman burası da A artı 24. İki açının toplamı nereye eşitti? Komşu olmayan dış açıya. Yani A artı 48. İkiz kenarlık var. Bu da A. Üçünün toplamı 180 dereceye geliyor. Burada da A nedir? 28 derece çıkar. Evet geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Tabii az önceki soruyla bağlantılı olduğu için orada kalmış herhalde hatırladığınız sorunlar. Burada yanlış bir var. Burası 18 derece olacak. Ona göre çözmemiz lazım. Şimdi AB yoksa aynı sonucu bulabiliriz yani. AB, AC ve de BD. Bakın. Ben buraya A diyorum arkadaşlar. A dersen burası ne olur? 18 artı A. Tamam mı? Şimdi burası ne olur? 18 artı A. Bakın dikkat. Peki ikizkenarlığı görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Burası da A bu. Şimdi 18, 36 artı 3A eşittir 180. 3A eşittir 144. A nedir burada? 48. Ben etkilerim mi? C. A, C, B. Bakın. A, C, B. Yani alfa. A. A neymiş o zaman? 48 derece. Gördünüz mü? Gayet basit bakın. Gayet basit. Doğru değil. Evet. Yazdıysanız geçelim mi arkadaşlar? Evet. 14'te kalıyoruz. Evet. Bu arkadaşlar. Birinci dersimiz bitti. Birinci dersimizde üçgenlere giriş yaptık. Üçgenlerle ilgili taş bulmayla ilgili soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz soru çözümlerimize. Farkındaysanız konuları çok kısa anlatıyoruz. Ağırlıklı olarak soru çözümlerine devam ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.